وَعَلَى يُطِيكُونَهُ oruca gücü yetenlere, yetenlerin üzerine farzdır. Ne? Fidyetun bir fidye. Yani işte yani orucu, bir aylık oruç tutmuşsun, bir takım eksikler olur, kusurlar olur, şu olur, bu olur, fidyeyle onu kapatmış olacaksın. Taamu miskin, bir yoksul taamu fidye. Şimdi yoksul taamı, yoksul yiyeceği en alt seviyedir. E şimdi bu bütün Müslümanların üzerine farz, oruç tutabilecek durumda olan. Yani en yoksulu da bunu verecek, en zengini de verecek. Dolayısıyla herkesin rahatlıkla yapabileceği bir iyilik bu. Yani hem bir taraftan verecek o şey, kendisi de miskin olsa verecek, hem de alacak. Aldıklarından verir yani şeye. Dolayısıyla herkes başkasına bir şey vermenin hem zevkini tadar hem eğitimini yapar. Yani hem alır hem verir. Onun için bunun bir nisabı falan olmaz. Hanefiler bir nisap koymuşlardı işte, şuna şuna sahip olan insanlar ancak işte ona vaciptir diye şey, sadakayı fıtır. Onun hiçbir delili yoktur. Hiçbir delili yoktur. Ama bu konuda Şafiilerin görüşü doğru. Şafiiler diyor ki tamam, hem alsın hem versin diyor. Yani herkes, her Müslümana, oruç tutacak durumda olan her Müslümana sadakayı fıtır farzdır. Bir taraftan alır, bir taraftan da verir. Yani o 10 tane alır, bir tane de verir. 9 tanesi kendine kalır. Ya da bir tane alır, bir tane verir. Yoksa borçlanır, daha sonra verir. Çünkü onun üzerine bu farz. Peki وَعَلَى يُطِيكُونَهُ, bu kişinin Ramazan orucu tutabildiği ne zaman anlaşılır? Ramazan'ın son günü, güneş batıncaya kadar yaşıyorsa anlaşılır ki bu adam oruç tutabilecek durumda. O zamandan önce ölmüşse artık ona bir şey lazım gelmez. Sonra Cenab-ı Hak ne diyor? فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا, kim içten gelerek bir hayrı artırırsa, yani kendisine görev bir miskin taamıdır. Dünyanın en zengin adamı da olsa bir çaresizi doyurdu mu Ramazan bayramında görevini yerine getirmiştir. Ama kim bir hayrı içten gelerek artırırsa, daha fazla verirse, فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, bu onun için hayırdır. Yani Allah-u Teala daha fazla vermeye de teşvik ediyor. Ama görev bir yoksulu doyurabilmektir. Yani yoksul taamı. Bir yoksulun, çaresiz kalmış kişinin bir gün doyurulmasıdır. Yani o kendisinin en asgari şartlarda doyurulmasıdır. Ha ben işte daha fazla vermek istiyorum, ver. Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevi, hadis-i şerifte de anlatılan kısmı ortaya koymaktır. Yok efendim bu çok az, bugün ne oluyor, evlerimize neler yemiyoruz ki? Böyle bir gerekçe olmaz. Son derece yanlış. Onu sen kendi şahsınla alakalı söyle. Ama bunu tespit ederken bu olmaz. Yani insanlara ilan edilirken bir yoksul yiyeceği ilan edilir. Sonra da altına bu ayet-i kerime yazılır. Denir ki siz daha fazla verin. İşte onu siz kendiniz düşünün. Ya şu kadar olur mu kardeşim deyin. İstediğiniz kadar yükseltin. Yani ama o miktar öyle bir miktar olmalı ki herkes verebilmeli.